ben doktora gittim. Ben de makatta çatlak veya yırtık olduğunu söylediler. İşte ilaç verdi, olmadı. İkinciye gittim, üçüncü, beş tane doktor dolaştım. O ilaçlardan memnun kalmadım. Sizi tavsiye ettiler. Bana güzel bir ilaç önerin de ben bunu alayım. Bu bize sanal ortamda, internet üzerinden yöneltilen soruların çok ciddi bir bölümünü teşkil eder. Öncelikle kanunen bizlerin internet üzerinden muayene etmediğimiz bir hastaya fotoğraf üzerinden, bir mesaj üzerinden, işte bir video kaydı üzerinden bir ilaç önermemiz, bir tedavi önermemiz, bir yöntem önermemiz, o ameliyat uygun değil, bu ameliyat olsun gibi bir öneride bulmamız kanundan yasaktır. Yani böyle bir şey yapılamaz. Onun için bu sebepten muayene olmanız gerekir. İlla ki bize gelemeyebilirsiniz, uzaktasınızdır. Bulunduğunuz yerde yakınınızda bulan bir genel cerrahi uzmanına muayene olup ona göre ilerlemeniz gerekir. Burada önemli olan makat çatlağının akut mu, kronik mi? Yani erken dönemde mi olmuş yoksa epeydir orada var mı? Kronik makat çatlağı için genelde kesişme süresi 8 haftadan, yani bir 2 aydan fazla orada yer etmiş olmasıdır. Yani orada aylardır veya yıllardır olan bir çatlak, kronik makat çatlağı diyoruz. Akut makat çatlağında daha çok basit önlemlerle, işte kremdir, botokstur vesaire tavır alırken, kronik makat çatlağında ise daha çok ameliyat yönünde karar almaktayız. Bu nedenle muayene bu konuda çok önemlidir. Muayene sonrasında tedavi şekli belirlenir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıkları tedavisiyle uğraşan ekibimizden yardım almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.